İrem. Hı? Kahve yaptım sana. Ha, sağ ol. Ya bir şey diyeceğim ben sana. Hı? Bu akşam işin var mı? Hani ben de düğüne gelir misin? Hani yalnız gitmek istemedim şimdi tek başıma. Tabii işin yoksa istersen beraber. Yani maalesef bugün çok düğünlük bir havamda değilim Tolgacığım. Ayrıca sana çok kızgınım şu anda. Ne oldu ya? Biliyorsun sen nedenini. Ya. Ben geldim. Hoş geldin de daha toplantıya bir saat var. Neden geldin? Öncesinde birazcık Haluk Bey'le çalışırız diye düşündüm. Çalışamazsınız. Haluk Bey'in şu anda işi var, raporları inceliyor. Ha. Tamam. Ben de ona yardım ederim işte. İrem Hanım. Hı? Kim bu hatun? Tutku, arkadaşım. Yahu İrem Hanım, niye daha önce hiç bahsetmedin böyle güzel arkadaşların olduğunu da? Pardon, ben onu atlamışım İsmail Bey. He. Aa, İsmail Bey, size bir şey diyeceğim. De. Biliyor musunuz? Tutku geçen gün yaptığımız canlı yayını terk etmeyen tek kişi. Sonuna kadar izledi sizi. Şu canı sıkılıp gidenlerden değil mi? Yok, değil. Aksine sonuna kadar kaldı. Yani şöyle söyleyeyim, 7.999 kişi gitti, bir tek Tutku kaldı. Demek ki sonuna kadar kaldığına göre benden hoşlanmıştır. Tabii ki, bence de öyle. Size karşı boş değil. Ne? Hı hı. Uy, o boş değilse ben full doluyum da. Aa, Tutku. Haluk Bey, yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Hayır, yok. Olsa benden ister zaten Tutkucuğum, sağ ol. İremciğim, tabii ki senden ister ama ben biraz daha işleri öğreneyim. Hani işin içine girmek için bir ucundan tutmak istedim açıkçası. Tezim için faydalı olur, değil mi? Evet, evet. Doğru söylüyor. Geç otur. Şunları oku ve bana rapor ver. Tamam. Haluk abi, ben şantiyeyi aradım. Tutku Hanım'ın geleceğinin bilgisini verdim. Hah, güzel. Aa, şantiyeye mi gideceğiz? Sen gideceksin. Tek başına mı? Evet, tek başına. Yo yo, tek başına olmaz. Tolga, sen eşlik et. Tamam. Tolga mı? Oo, Haluk uşağım. Nasılsın da işler güçler nasıldır? Bir yaramazlık yoktur inşallah. Yok yok. Her şey çok şükür gayet iyi. Problem yok. Oh, oh. Olmasın da uşağım. merhaba. Ben bu şirketin sahibi İsmail. Gerçi geçen canlı yayından da hatırlarsın. Bana Dolly İsmail diyebilirsin de. İsmail de İsmail. Hah, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Zaten benimle tanışan herkes çok memnun oluyor da. Haluk Bey, içecek bir şey ister misiniz? Ben kendime çay alacaktım. Herkese getireyim o zaman. İçerideydi değil mi? Hı. Pardon, ben de bir tane çay alabilir miyim ya? Tabii. Teşekkür ederim. Demek bu güneş enerjisini adapte etmek bu kadar kolay. Evet Haluk Bey. Amerika evlerin çatılarında güneş enerji sistemleri kullanmaya başladı bile. Hem de normal çatı maliyetiyle aynı fiyata denk geliyor yani yaklaşık olarak. Bir binanın ihtiyacı olan enerjiyi üreterek akülerde depoluyorlar. Böylece tüm elektrik ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz.
Zaten gelecekte katı yakıt tüketen araçlardan vazgeçip hani bu elektrikli araçlar, dronlar kullanmaya başlayacağız. Hibrit araç kullanımı hayatımıza girmeye başladı bile. E doğru be. Yani gelecekte araçlarımızı ürettiğimiz enerjiyle şarj edebileceğiz. Peki bizim projemize bunu nasıl entegre edeceğiz? Uygun olan her noktaya güneş enerjisi panelleri koyalım derim. Ayrıca tüm çatıyı güneş enerji sistemleriyle donatalım. Bir de sitenin uygun noktalarına insanların kendi araçlarını şarj edebileceği şarj üniteleri koyalım. Ya şu anda belki insanların araçları uygun olmayabilir ama gelecekte muhakkak ihtiyaç duyacaklar. Bak not al bunları. Fütürist bunlar ha. Aldım Haluk Bey. Benim için gerçekten çok verimli oldu. Çok teşekkür ederim. Olmasa olmazdı zaten. Evet. Haluk Bey, izniniz olursa biz çıksak bir konferansa katılacağız da. Tabii tabii, çıkabilirsiniz. Ne konferansı bu? Mars'ta Yaşam adlı bir konferansa gidiyoruz Haluk Bey. Mars'ta Yaşam. Ha, dünyayı bitirdiniz, şimdi sıra Mars'ta mı? Elon Musk öyle demiyor Haluk Bey. Yani Mars'ta Yaşam düşündüğünüzden daha da yakın. Hayırlı mı? Biz bu dünyada yaşamayı başaramadık. İnşallah siz her yerde yaşayabilirsiniz. Neyse kalkabilirsiniz. Kolay gelsin. Size de sağ olun. Sağ olun. Tolga, sen de Tutku'yla çık, şantiyeyi gezdir, işleyişi anlat biraz. Haluk abi, ben o konuyla ilgili size önemli bir şey söyleyecektim ama. Nedir? Ya benim çok acil, önemli bir işim çıktı da Haluk abi. Ben Tutku Hanım'ı daha sonra götüreyim şantiyeye. Gezdirir, hani böyle rahat bir zamanda gezdirir, gösteririm, öğretirim. Yani Haluk Bey, ben yalnız da giderim aslında. Şimdi Tolga'nın işi varsa hiç bozmasın benim için planını. Yok yok, yalnız gidemezsin. Bir kere birilerinin sana anlatması lazım. Peki, sizin işiniz yoksa sizle gitsek? İşi var. Ne işi var? Peyzajcılar gelecekti, onunla görüşecektiniz. Onlarla 4 gün sonra görüşeceğim. Tolga, sen neden gitmiyorsun? Ya benim gerçekten çok önemli bir işim çıktı acil. Yoksa ben giderdim. Tamam, tamam, tamam. Problem yok. Biz gideriz. Hadi çıkalım. Ah, sağ ol Haluk abi. Masamı toplamayın, döneceğim. Tamam. Evet. Hadi görüşürüz. Günaydın. Günaydın Haluk Bey. Nasıl geçti? Ne nasıl geçti? Şantiye. Şantiye mi? Hı. Vallahi o güzel havayı içimize böyle çekerek böyle iskelelerin arasında dolaştık. Böyle kazma küreğin üstünden ceylanlar gibi atladık. Böyle sıva ustalarının nakış nakış ördüğü duvarları inceleme fırsatımız oldu. Şantiye işte, nasıl geçecek? Güzel geçti. Sanki müzeye gittik. Sen dalga geçmeyin ya. Hasbinallah ya. Selam, ben geldim. Aa, hoş geldin Tutku. Hoş bulduk. Hayırdır Tutku, neden geldin? Bir işim var, ondan geldim İremciğim. Haluk Bey burada mı? Yok maalesef, elimizde Haluk Bey kalmadı. İsmail Bey'e verelim. Hay Allah ya. Önemli bir şey soracaktım aslında ben Haluk Bey'e bugün. Vallahi Tutku'cum, sen istersen daha sonra gel. Çünkü Haluk abi bugün erken gelmez. Ev bakmaya gitti, bayağı süre bir şey. Aa, ev bakmaya mı gitti? Evet. Seni tebrik ederim Tolga. Ne oldu ya? Gizli bir gemiydi bu. Ben yardımcı olayım sana canım. Ne istiyorsun? Peki. O zaman sen bana yardımcı ol İremciğim. Ben bu aralar iş arıyorum arkadaşlar. Kulağınız iyi olsun. Aa, benim bir arkadaşım ofisine eleman arıyor. Ben konuşayım hemen. Aa, çok iyi olur Tolga. Teşekkür ederim. Tamam, tamam. Senin okulun yok muydu Tutkucuğum? Var İremciğim. Yüksek lisans derslerim haftada 2 gün. Ben ayarlayacağım onları. Sağ olsun Haluk Bey bana iş hayatının önemini öğretti. İkisini bir arada yürüteceğim. Tabii, tabii. Tutku Hanım, hoş geldin de. Hoş bulduk. Bakın, çalışmak iyidir. Çalışan demir, pas tutmaz.
Tutku Hanım, sen muhlamayı sever misin? O ne? Muhlama anlatılmaz. Yaşanılır da. Gel geçelim odama da iş konusunu detaylı konuşalım da. Bizde iş vardır. Tamam. İrem, Tutku İsmail Bey'in radarına yakalandı. Benim sayemde Tolga'cığım. İsmail Bey yüzünden Tutku Hanım artık şirkete adımını atamaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.